RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı Bir Yeni Erzincan gündemini kısa bir reklam arasının ardından sizlere aktaracağız. Geldiler! Bağlanıyoruz! Abi yanlış basmışlar ya. İnternet isterken mutlu yuvamda bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Her çağırdığımda gözlerim yolda bekleyip durmaya mahkum muyum ben? Siz de beklemekten sıkıldıysanız, hızlı hizmet arıyorsanız hemen TürkSat kabloya geçin. TürkSat kablo hızlı hizmet memnuniyet TürkSat kablo. Üstelik şimdi kablo net, kablo TV ve kablo ses hepsi bir arada tek faturada günde sadece 1 lira. Değerli izleyiciler, kısa aranın ardından haberlerimize devam ediyoruz. Erzincan Radyo Televizyon Kurumu ERT bugün saat 24'ten itibaren uydu yayınlarına başlayacak. Yönetim Kurulu Başkanı Şahrizada ve TürkSat AŞ arasında sözleşme imzalandı ve artık ERT uydu kanalları arasındaki yerini bugün alıyor. Uydu kanalımız Erzincan'a ve Türkiye'ye hayırlı olsun. ERT bundan böyle Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından izlenecek. Erzincan Radyo Televizyon Kurumu ERT 17 Mart 2017 Cuma gününden itibaren uydu yayınlarına başlıyor. Dağ Holding ŞRD 3K ERT Şah Medya Yönetim Kurulu Başkanı Şahrıza Dağ'la TürkSat Uydu Hizmetleri ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Akpınar arasında imzalanan protokolle ERT uydu yayını için son nokta konuldu. Uzun süreden bu yana devam eden hazırlıklar son buldu. Erzincan merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin ve birçok ülkede temsilcilik açacak olan ERT, Türkiye ile birlikte dünya kanalı olmayı amaçlıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Şahrizada bu süreçte başta Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, bürokratlar, genel müdürler, TürkSat AŞ ve RETÜK yetkilileri, daire başkanları, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve ilgili kurum yetkililerine teşekkür etti. Tarafsız, ilkeli ve Erzincan'ı layıkıyla temsil edecek yayınlar yapılacağını dile getiren Şahrizada, ERT uydu yayınları hayırlı olsun dedi. Erzincan, Başbakan'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Referandum öncesi illeri gezen Başbakan Binali Yıldırım, 19 Mart Pazar günü memleketi Erzincan'a gelerek halka seslenecek. AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada tüm Erzincan halkı mitinge davet edildi. AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan mitingi hakkında açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım'ın 19 Mart Pazar günü Erzincan'a gelerek saat 13'te Erzincan halkına hitap edeceğini söyleyen Bulut, tüm Erzincan halkını mitinge davet etti. Şu anda 4 tane arabamız giydirilmiş bir şekilde ilçelerimizi, beldelerimizi, köylerimizi ve Erzincan merkezi tarıyor. Bizim duyurularla ilgili gerek radyo programlarındaki duyuru, gerek el broşürleri ile yapmış olduğumuz duyurular, bütün hemşerilerimizi bu duyuruları yaptık. Ve bunun karşılığında da inşallah pazar günü güzel bir havada, inşallah Rabbim de güzel bir hava nasip eder. Sayın Başbakanımızı ağırlayacağız ve bize bir yakışır şekilde de kendisini uğurlayacağız. Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından liseler arası Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi. Terzi Baba Camii'nde düzenlenen yarışmada Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yavuz Selim Tercan birinci oldu. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından liseler arası Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması düzenlendi.
Terzi Baba Camii'ndeki yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğreticiler katıldı. Yarışmaya katılan öğrenciler jüri önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak dereceye girmeye çalıştılar. Erzincan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Küçüker'in okuduğu ezan ve Terzi Baba Camii İmam Hatibi Yunus Ayazı'nın okuduğu Kur'an-ı Kerim dinleyenleri duygulandırdı. İl Müftülüğü ve Milli Eğitim personellerinden oluşan jürinin yaptığı derecelendirme sonucunda Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yavuz Selim Tercan 1., Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Hamza Türkmen 2., Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğrencilerinden Muhammed İbrahim Yılmaz 3. oldu. Yarışma sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Erzincan İl Müftüsü Yavuz Karabayır öğrencileri tebrik etti. İmam Hatip okullarımız arası hem Kur'an-ı Kerim okuma, güzel okuma yarışması, hem hutbe yarışmamız vardı, ezan yarışmamız vardı ve hafızlık yarışmamız vardı. İlkini bu yıl liseler arası biliyorsunuz, liselerimizde Kur'an-ı Kerim dersini seçmeli olarak okuyabiliyoruz. Bunun sayısını artıracağız inşallah. Okuyan öğrencilerimizin, Kur'an-ı Kerim'i seçen öğrencilerimizin sayısını artmakla birlikte güzel Kur'an'ımızı, güzel okumayla ilgili de çalışmalarını yapacağız. Ben hazırlanarak buraya gelen gençlerimize her birine ayrı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hepsi ağzına sağlık. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl hem nicelik hem nitelik bakımından çok daha güzel katılım ve çok daha güzel neticeleri almak üzere inşallah gelecek yıl görüşmek üzere diyor. Allah Kur'an'a olan hizmetimizi, aşkımızı, muhabbetimizi artırsın. Sayın Müdürümün ifade buyurdukları gibi inşallah 13 lisemizde ilk başlangıç olarak olan bu yarışma seneye inşallah önümüzdeki yıllar daha artarak devam eder inşallah. Bizim Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, Kur'an'ın hem lafzını ezbere bilen hem de ahkamıyla amel eden güzel ahlak sahibi memleketimize, milletimize, devletimize ve bütün ümmeti Muhammed'e ve insanlığa rehber olacak, örnek ve önder gençlere ihtiyacımız var. Allah sizi de onlardan eylesin. Önde olasınız gençler, örnek olasınız inşallah. Kur'an'la yüceltilen nesiller olasınız diyorum. Değerli izleyiciler, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle 17 Mart Cuma günü RT Şah TV'de yayınlanan Haberiniz Olsun programının konuğu olacak. Milletvekili Karakelle yeni anayasa paketi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak. Aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan ziyareti hakkında bilgi verecek. RT Şah TV'de yayınlanan Haberiniz Olsun programının bu haftaki konuğu AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle olacak. Milletvekili Karakelle yeni anayasa paketi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak ve 19 Mart Pazar günü Erzincan'a gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım'ın Erzincan ziyareti hakkında bilgi verecek. RT Şah Medya Haber Müdürü Semih Peker'in hazırlayıp sunacağı program 17 Mart Cuma günü saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak. TÜGVA, AK Parti Gençlik Kolları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla 200 genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filmini izledi. TÜGVA, AK Parti Gençlik Kolları ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen programla 200 genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatının anlatıldığı Reis filmini izledi. Programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, TÜGVA Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan, AK Parti Erzincan Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Keleş, Erzincan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ömer Kayser ve birçok genç katıldı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocukluk yıllarından başlayarak gençlik dönemi, siyasete girişi, belediye başkanlığı dönemi ve bugüne kadar yaşadığı süreç anlatılıyor. Filmi izleyen öğrenciler etkinlikten dolayı TÜGVA'ya teşekkür ettiler. Öğrencisiyim. Reis filmini izlemeye geldik. Bize bu imkanı sağlayan TÜGVA'ya teşekkür ederiz.
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise ülke genelinde gişe rekorları kıran filmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlattığını söyledi. Erzincan'da Reis filmini izleyeceğiz. Türkiye genelinde gişe rekorları kıran filmi ilk defa biz de izleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın hayatını konu edinen bir film. Bakacağız içeriğine inşallah. Onun yaşantı tarzına, hayat serüvenini yansıtan bir film olmuştur diyorum. Bugün öğrenci arkadaşlarımız da, genç kardeşlerimiz de bir cumhurbaşkanının çocukluktan cumhurbaşkanlığına kadar nasıl yetiştirmiş kendisini, ülke için ne kadar fedakarlıklar yapmış, onu hep birlikte izleyeceğiz. Ben arkadaşlara iyi seyirler diliyorum ve herkesi Reis filmini seyretmeye davet ediyorum. Türksat Erzincan'da önemli yatırımlara imza atıyor. Kablo TV ve internet altyapısı için çalışma yapan Türksat ağını her geçen gün genişletiyor. Türksat'ta çalışmalarla ilgili açıklama yapıldı. Ülke genelinde önemli çalışmalara imza atan Türksat, uydu, kablo ve bilişim alanında faaliyet yürütüyor. Erzincan'da faaliyetlerine devam eden Türksat önemli yatırımlar yapıyor. Türksat Erzincan İl Müdürü Mehmet Gökçe yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Türksat AŞ Erzincan İl Müdürü Mehmet Gökçe ile birlikteyiz. Kendisiyle Türksat'la ilgili kısa bir sohbetimiz olacak. Sayın Gökçe, Türksat hakkında bilgi verir misiniz? İzleyicilerimiz Türksat'ı kısa olarak bir tanısınlar. Ülke genelinde ne tür faaliyetlerde bulunuyor? Öncelikle Türksat'ın bir devlet kuruluşu olduğunu belirtelim. Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş. Türksat AŞ öncelikle uydu ile hizmete başladı. Tüm Türkiye ve Türkiye'nin doğusundaki, batısındaki Avrupa'nın tamamını kapsayacak şekilde, Afrika'nın bir kısmı ve Asya ülkelerinden bazılarını kapsayacak şekilde uydu hizmeti veriyoruz. Bunun yanında canlı yayın araçlarımız var, uydu internet faaliyetlerimiz var. Erzincan'da da 2012 yılının başından itibaren kablo üzerinden internet, televizyon ve telefon hizmeti vererek başladık. E-Devlet hizmeti de sanırım veriyor Türksat, öyle değil mi? Evet, E-Devlet hizmeti de Türksat'ın bünyesinde bir hizmet. Bu konuda mümkün olduğunca tüm belediyeleri, kurumları, kuruluşları E-Devlet'e geçirerek zamandan tasarruf, paradan tasarruf ve hız alternatifini kullanmak istiyoruz. Peki Türksat Erzincan'da ne gibi bir yatırım yaptı? Şu ana kadar gerek Kablo TV olsun, gerek diğer alanlar olsun, Türksat Erzincan'da ne tür faaliyetlerde bulunuyor? Erzincan'da yaklaşık 15 mahallede varız. Bu mahallelerde çanak kirliliği olmadan binanıza gelen tek bir kabloyla hem televizyon, hem telefon, hem internet hizmeti alabiliyorsunuz. İnternet hizmetimiz şu anda Erzincan'da 100 megabite varan hızlarla alabiliyorsunuz. Erzincan'da altyapı şu anda dünyada kullanılan en son teknoloji olduğu için gayet hızlı, verimli ve fiyatları da rakiplerimize göre neredeyse yarı fiyatına. Peki size ulaşmak isteyen, Türksat'ın bu imkanlarından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız size nasıl ulaşacaklar? Bizim çağrı merkezlerimizden ulaşabilirler veya Ordu Caddesi'nde açmış olduğumuz abone merkezimiz var. Abone merkezimiz orada tüm başvuru da dahil hizmetleri, fatura ödeme hepsini oradan alabilirler. Evet, oradan alabilirler. Dilerlerse il müdürlüğümüzde gelerek de her türlü hizmeti alabilirler. Peki ben şey soracağım, bu Türksat 4A uydumuz çıktıktan sonra ne gibi yenilikler oldu ülkemizde? Neler hızlandı? Ne gibi farklar var? Şöyle, öncelikle televizyonların bant genişliklerinde kullandıkları alan arttığı için görüntü kaliteleri çok arttı. 4K hizmet vermeye başladık. Eskiden çok yüksek megahertzlerde televizyon yayını için gerekli olan alan şu anda çok düşük megahertzlerle verilebilir duruma geldi. Uydu üzerinden internet de alabilir duruma geldi abonelerimiz. Dilerse kablo çekilmesi mümkün olmayan yerlere uydu üzerinden bir cihazla internet alabilir duruma geldiler. Evet.
Son olarak şimdi biz bu geceden itibaren uydu yayınlarımıza başlıyoruz. Evet. Erzincan Radyo Televizyon Kurumu ERT artık uydu kanalları arasındaki yerini bugünden itibaren alıyor. Bize ne gibi tavsiyeleriniz olur TürkSat olarak? Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Erzincan'a inşallah çok faydalı olur. Erzincan'ın Türkiye'de ve diğer Avrupa'daki ülkelerde tanıtımında çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda mümkün olduğunca yerel kültürü, yerel lezzetleri, diğer Erzincanlı ve diğer vatandaşlarımıza aktarabilirseniz bu konuda çok faydalı olacak. Türkiye'deki ve dünyadaki tüm Erzincanlıları tek bir noktada toplamayı amaçladık. İnşallah evet. Biz de bugünden itibaren başlayacağız. Ben size teşekkür ediyorum. Rica vermiş de. Olduğunuz bilgilerden hayırlı dolayı olsun. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı olsun tekrar. Anaokulu öğrencileri anneleriyle birlikte yemek yarışmasına katıldı. Yarışmaya Mimar Sinan ve Halit Paşa Anaokulu katıldı. Veliler ve öğrencilerin birlikte yaptıkları yarışmada birbirinden güzel yiyecekler beğeniye sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün E-Twinning projesi kapsamında anaokulu öğrencileri anneleriyle birlikte yöresel yemek yarışmasına katıldılar. Mimar Sinan Anaokulu'nda 13 ve Halit Paşa Anaokulu'ndan 13 minik öğrenci olmak üzere toplamda 26 anaokulu öğrencisi anneleriyle birlikte yaptıkları yemekleri sergilediler. Mimar Sinan Anaokulu'nda düzenlenen yarışmaya Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Eğitim Birsen İl Başkanı Nebi Gül, Mimar Sinan Anaokulu Müdüresi Zehra Bulut, Halit Paşa Anaokulu Müdüresi Zuhal Paçacı, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün yaptığı açıklamada okul öncesi eğitiminin önemini vurgulayarak etkinliğin düzenlemesinde emeği olanlara teşekkür etti. Paylaşıldıkça değerlerimizin değer kazanacağını ben inanıyorum. Sadece dışarıyla paylaşmanın değil, zaman zaman bu güzel kültürümüzde olan bazı şeyleri maalesef gençlerimize ve çocuklarımıza vermediğimiz de bir hakikat. Özellikle burada anneler, burada özellikle veliler, burada özellikle öğretmenlerimiz bizi biz yapan bu değerleri işte bu çorbanın içerisinde tuz olabilmek, onunla birlikte pişebilmek, ona sevgiyi katabilmek. Bizim kültürümüzde bunların hepsi var. Ben eminim ki bu güzel etkinlikler neticesinde çocuklarımız geçmişini çok daha iyi bilecek, kültürüne çok iyi daha sahip olabilecek, onu koruyabilecek bir duruma gelecektir. Binanın temelini bu şekilde sağlam attıktan sonra ileriki yıllardaki eğitimlerinde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Velilere ve özellikle şunu söylüyorum. Anaokulunda ve okul öncesinde nasıl çocuklarımızın ellerinde tutuyorsanız yanlış olan bir uygulama, çocuk büyüdükçe elini bırakıyorsunuz. Hayır, büyüdükçe ortaokula, liseye, ilkokula gittikçe elini daha çok tutacaksınız. Onlara daha çok sahip olacaksınız. Siz ve bizler sahip olmasak o kadar boşta gezen, o kadar da sahiplenmek isteyenler var ki ama iş işten geçmeden başkaları değil biz sahip çıkalım diyorum. Bu etkinliğe katkı sunan bütün velilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve burada bizimle beraber olan idareci arkadaşlarımıza ve sendika başkanımıza, bütün arkadaşlarımıza ben ayrıca teşekkür ediyorum. Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından uygulanan projeyle öğrenciler farklı zamanlarda olimpik yüzme havuzuna giderek yoğun ders temposundan uzaklaşıp stres atıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından imzalanan protokol gereği öğrenciler sportif faaliyetlerinin yanında çeşitli kültürel alanlarda da faaliyetlerde bulunuyor. 4 anaokulundan 213 öğrenci farklı zamanlarda olimpik yüzme havuzuna giderek stres atıyor. Uygulama hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, projeyle öğrencilerin farklı etkinliklerde bulunduklarını söyledi. Farklı kurum ve kuruluşlarımızla farklı protokoller yapmak suretiyle çocuklarımızın eğitimini dört duvarın dışına çıkarmak, zaman zaman yüzme havuzlarına, zaman zaman kütüphanelere, spor salonlarına, tiyatro salonlarına, işte dört okulumuzla 213 öğrencimiz farklı zamanlarda olimpik yüzme havuzumuza gelip burada hem streslerini atıyorlar, hem az önce söylediğim gibi bir spor dalında belli bir noktaya gelmelerinin adımlarını atıyorlar. Gördüğünüz gibi aynı zamanda da bir terapi oluyor.
bu çocukların eğitime bakışları daha farklı oluyor, daha özel oluyor, daha güzel oluyor. Proje hakkında konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, okullarımızda yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle birlikte öğrencileri sportif faaliyetlere yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Spor alışkanlığının haricinde buraya yüzmeye gelen çocuklarımız arasından yüzmeye yetenekli çocuklarımızı da seçmiş oluyoruz. Tabii bu bir özverili oluyor. Bu konuyla ilgili tüm Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına, başta bize en büyük desteği veren Erzincan Valimiz Sayın Ali Arslantaş Bey'e ve bize bu tesisleri kazandıran değerli büyüklerimize, milletvekillerimize ben buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm velilerimizi lütfen çocuklarını Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız bu projelerde bu sporun birleştirici, kaynaştırıcı ve güzel bir birey, spor alışkanlığı yapan insanların sağlıklı bireyler olması için desteklerini bekliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet değerli izleyiciler, Erzincan'da yarın havanın yağmurlu olması bekleniyor. Şimdi de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son hava tahminleri ve döviz kurlarındaki son değişiklikler geliyor ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Erzincan'da havanın yağmurlu olması bekleniyor. Erzincan ve çevre illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -2.9, Erzurum -4.3, Sivas -4.5, Elazığ -3.8, Malatya 0.10, Bayburt -5.5, Tunceli -1.11, Gümüşhane -2.7 ve Giresun 3.10 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Boğaziçi Eczanesi. Boğaziçi Eczanesi 1 No'lu Sağlık Ocağı karşısında. Erzincan para piyasalarında dolar ve euro kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 3,671, satış 3,678, Euro'da alış 3,936, satış 3,943. RT Şah TV WhatsApp ihbar hattımız 0532 737 1376. Değerli izleyiciler, önemli gördüğünüz tüm olayları bize bu numaradan aktarabilirsiniz. RT Şah Medya Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini izlediniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.